elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Şimdi ne yapacağız? Cihadın esaslarıyla alakalı 6. maddeyi bugün göreceğiz. Dün 5. maddeyi gördük. Davet, velâ ve berâ, dostluk ve düşmanlık, hicret, sonra Allah yolunda cihat. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün cihadın kısımlarını göreceğiz. Cihadın kısımları nelerdir? Evet. 6. madde. Cihad, saldırı ve savunma cihadı olarak ikiye ayrılır. Saldırı cihadı. Düşmanın yurduna gidip orada kendisiyle savaşmaktır. Savunma cihadı ise saldıran düşmana karşı Müslümanların kendilerini savunmalarıdır. Saldırı cihadının delilleri şunlardır. Neymiş o zaman? Cihad iki kısım. Öyle değil mi? Ney? Cihadu def'in ve cihadu talebin. Def cihadı yani Müslümanların savunma cihadı ve cihadu talebin. Müslümanların saldırı cihadı. Birincisinde Müslümanlara saldırı yapıldığı zaman Müslümanların meşru olarak kendi haklarını müdafaa etmesi ve kendilerini savunmasıdır. İkincisi nedir? İkincisi ise Müslümanlara bir saldırı olmaksızın Müslümanların ileride geleceği sayacağımız sebeplerden dolayı düşmana ne yapmasıdır? Düşmanla karşı karşıya gelmesi veya düşmanın kendi yurdunda saldırmasıdır. Savunma cihadına cihadu def' diyoruz. Saldırı cihadına da cihadu talebin. Cihadu talep diyoruz, tamam mı? Evet. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Neyi anlatıyoruz şu anda? Saldırı cihadını anlatıyoruz, öyle değil mi? İkiye ayırdık. Şu anda anlattığımız kısım saldırı cihadı. Evet. Onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Doğrusu Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendilerine din edinmeyen kimselerle küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Allah-u Teala savaşmayı, pusu kurmayı ve kuşatmayı emretmiştir. Bu ayetler muhkem olup inen son ayetlerdir. Yani onları nesh eden herhangi bir nas yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe radiyallahu anhum ve onlardan sonra gelenler bu ayetlere göre hareket etmişler ve Allah-u Teala onlara yeryüzünün doğu ve batısını açmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı kılıp zekatı verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bunu söylediler mi benden mallarını ve canlarını korurlar. İslam'ın hakkı hariç artık hesapları da Allah'a kalmıştır. Müslim'in rivayet ettiği Bureyde hadisinde ise şöyle geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seriye veya orduya emir tayin ettiği zaman ona Allah'tan korkmasını ve mahiyetindeki Müslümanlara iyi muamelede bulunmasını tavsiye ederdi. Sonra onlara şöyle derdi. Allah'ın adıyla ve Allah yolunda kafirlere karşı savaşınız. Ganimet hırsızlığı yapmayınız. Haksızlık etmeyiniz. Vücutları parçalamayınız. Çocukları öldürmeyiniz. Müşrik düşman ile karşılaştığınız zaman onları üç şeye çağır. Bunlar düşman ile savaşmak... Nedir o üç şey? Hadisin devamında. Ya iman etsinler ya da... Cizye verecekler ya da öylece savaşılacak onlarla. Bunlar düşman ile savaşmak üzere savaşa çıkılması ve kendi ülkelerinde onlara saldırı yapılması hakkındaki açık naslardır. Bu ise cihadul talep, saldırı cihadı olarak isimlenilir. Şimdi giriş olarak dedi ki cihat iki kısımdır. Cihadu def'in ve cihadu talebin, saldırı ve savunma cihadı. Şimdi normalde biraz sonra da şeyhin de anlatacağı gibi şunu göreceğiz. Şimdi bu iki cihat, daha önce olayı şöyle anlatalım. Diyelim ki arkadaşlar, normalde bu meseleyi çok iyi anlamamız lazım. Neden dolayı bu meseleyi anlamamız lazım?
Çünkü cihat İslam'ın emirlerindendir. Öyle değil mi? Kur'an ve sünnette apaçık bir şekilde varlığı var. Hatta amellerin en faziletlisi olarak cihat zikredilmiş. Şimdi bazı insanlar, tağutların yardakçıları, cihadın varlığının olmadığını inkar edemiyorlar. Yani İslam'da cihat yoktur diyebilmesi için bir insanın 7'den 70'e herkes bunun zındık olduğunu bilir. Öyle değil mi? Bunu söyleyebilir mi? Kimse söyleyemez. Çünkü Kur'an'da sünnete apaçık 7'den 70'e herkes İslam'da cihadın olduğunu biliyor. Ha bazı insanlar ne yapıyorlar? Tağutlara yaranabilmek için diyorlar ki saldırı cihadı diye bir şey İslam'da yoktur. İslam'da saldırı cihadı diye bir şey yoktur diyorlar. Ne vardır İslam'da sadece? Sadece İslam'da savunma cihadı vardır diyorlar. Yani ancak biz yerimizde oturacağız, düşman bize gelecek, bir tane tokat atacak, ondan sonra biz elimizi kaldırıp onun şeyini, nedir ismi, onu elini tutabiliriz. Ama ondan önce biz kimsenin tavuğuna kış diyemeyiz. Niye? Çünkü İslam'da böyle bir şey yoktur diyorlar. Şimdi biz ne yapacağız o zaman? Güzel bir şekilde saldırı cihadının meşru olduğunu, sadece cihadın savunma cihadı olmadığını, saldırı cihadının delillerini önce güzel bir şekilde ezberleyeceğiz. Saldırı cihadının mantığını, saldırı cihadının temelini güzelce anlayacağız. Ondan sonra saldırı cihadı yoktur diyenlerin bu defa delillerine ne yapacağız? Delillerine cevap vereceğiz. Şimdi saldırı cihadının var olduğunun en büyük delili nedir? En büyük delili وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Yeryüzünde fitne yani şirk kalmayıncaya ve din yani otorite Allah'ın oluncaya kadar onlarla ne yapınız? Onlarla savaşınız. Bak bu ayet bize neyi emrediyor? Bu ayet-i kerime bize şirkin varlığı ve otoritenin Allah'a verilmediği her ortamda cihadı bizim üzerimize ne yapıyor? Cihadı bizim üzerimize Allah Azze ve Celle emrediyor. Emriyle cihadı bizim üzerimize vacip kılıyor. Demek ki illa cihad etmek için bize birinin saldırması veyahut da bize birinin zulmetmesine gerek yok. Yeryüzünde şirkin varlığı cihadın da varlığının neyidir? Cihadın da varlığının göstergesidir. Bu konuda ayet nedir? Bu konuda ayet apaçıktır. Hakeza ayet-i kerimede ne diyor? Allah Azze ve Celle كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ Cihad size kerih olmasına rağmen, sevimsiz olmasına rağmen size farz kılındı. Burada cihattan kasıt ne? Umumiyet var. Öyle değil mi? Saldırı cihadı da bizim üzerimize farz. Nedir onun ismi? Savunma cihadı da bizim üzerimize farzdır. Dün Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyordu? Dün Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisinde öğrendik ki جَاهِدُ الْمُشْرِك۪ينَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ Müslümanlar, müşriklere karşı mallar ve canlar ve dillerinizle cihad ediniz. Demek ki cihadın cinsi, yani saldırı ve savunma olarak iki kısmıyla beraber cihat bizim üzerimize nedir? Cihat bizim üzerimize farzdır. İlla birinin bize gelip saldırmasına gerek yok. Ha biri bize saldırdığı zaman, Müslümanlara bir müdahale olduğu zaman o zaman cihat daha tekitli, farzlığı daha müekketleşir. Öyle değil mi? Farz da aynı hale gelir, o ayrı. Ama saldırı cihadı da caizdir. Nedir? Onun ismi savunma cihadı da caizdir. Yine burada Allah Azze ve Celle ne diyor? فَاِذَنْ سَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ Haram aylar çıktığı zaman müşriklerle savaşın. Peki bu ayet indiği zaman müşrikler Müslümanlara saldırı halinde miydiler? Değildiler, öyle değil mi? Yani Müslümanlar kendi memleketlerinde, müşrikler neydiler? Müşrikler kendi memleketlerindeydiler. Aralarında artık bir savaş hali, bir saldırı hali söz konusu değildi. Buna rağmen Allah Azze ve Celle ne dedi? Haram aylar çıktığı zaman o müşrikleri ne yapın? O müşrikleri yakaladığınız yerde öldürün. Hakeza ehli kitap. Allah Azze ve Celle ne dedi? Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kendisine kitap verilip de ahiret gününe inanmayan, Allah'ın razı olduğu dinle dinlenmeyen, Allah'ın ve Rasulünün helalini ve haramını bilmeyen insanlarla tek elden cizye verinceye kadar savaşın. Bak burada ne var? Burada adamlar ya cizye verecekler veyahut da kendileriyle ne yapılacak? Savaşılacak. İki ayette nerede geçiyor? Tövbe suresinde. Peki Tövbe suresinin özelliği ne? Tövbe suresi son inen sure. Öyle değil mi? Tövbe suresindeki ayetler de muhkem olan, yani ne demek muhkem olan? Mensuh olmayan, hükmü kaldırılmamış olan, hükmü baki olan nelerdendir? Ayetlerdendir. Hakeza mesela düşünün, Müslümanlar Mekke'deyken eğer cihad etmiş olsalardı bu ne olurdu? Bu savunma cihadı olurdu. Öyle değil mi? Peki Bedir gününde yapılan cihadı nasıl açıklayacağız biz? Bedir gününde Müslümanlar ne yaptılar? Savaşmaya mı çıktılar? Kervanı elde etmeye çıktılar. Bak müşrikler ayrı bir yerde yaşıyorlar, Müslümanlar ayrı bir yerde yaşıyorlar. Aralarında hiçbir şey yok, öyle değil mi? Alaka yok. Eğer müşrikler önce saldırmış olsaydı,
Müslümanlar da buna mukabele etseydi tamam derdi ki bu saldırı cihadının delili olur. Ama ne yaptı Peygamber aleyhissalatü vesselam? Müslümanları şey yaptı, bir araya getirdi. Mekkelilerin, Kureyşlerin kervanının geldiğini duydu. Ve bu kervana ne yaptı? Ve bu kervana saldırı yaptı. Demek ki burada Peygamberimizin yapmış olduğu neydi? Cihat saldırı mıydı, talep miydi? Buradaki talepti. Öyle değil mi? Müşriklerin hiç haberi yokken onların mallarına saldırıp onların mallarını ne yapmaktı? Onların mallarını almaktı. Ha burada şöyle bir saçmalık ortaya atılabilir. Denir ki ya işte Mekkeli müşrikler Müslümanların daha önce mallarını gasp ettikleri için Müslümanlar ne yaptılar? Müslümanlar kendi mallarını, kendi haklarını gidip onlardan aldılar. Bugün sanki bugünkü kafirler, tağutlar Müslümanların mallarını, Müslümanların haklarını gasp etmiyorlar mı? Dünyanın dört bir tarafında zaten kafirin varlığı demek gaspın varlığı demektir. Öyle değil mi? Küfür sisteminin varlığı, soluduğumuz nefesin bile vergisini alıyorlar da. Yediğimiz çiğne milleti çocuğumuza çiğnettiğimizin sakızın bile şeyini alıyorlar. Nedir onun ismi? Vergisini alıyorlar milletten. Daha nasıl milletin malını? Suyla, elektrikle, yolla, yürüdüğün yolun şeyini alıyorlar. Nedir ismi? Buraya gelirken yol parası veriyoruz da. Nedir ismi? Adam yolunu kullanıyor diye senden şey alıyor. Yani benzini parayla satıyor yetmiyor. Arabayı parayla satıyor yetmiyor. Bir de gittiğin yolun şeyini alıyor senden. Nedir onun? Bir de gittiğin yolun parasını alıyor adam senden. Yani onun için zaten kafir Müslümanın malını her halükarda nedir? Gasp ediyor zaten. Onun için ne diyoruz? Bunlar ve aynı zamanda Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerinde nedir? Hadis-i şerifte insanlar kelime-i tevhidi söyleyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Emrolundum. Emrolunan kim? Resulullah. Emreden kim? Ne üzerine emretmiş? İnsanlar la ilahe illallah söyleyinceye kadar. Yani zulmü kesinceye kadar değil. Tamam zulüm, Müslümanlara saldırı, cihadı meşru kılan sebeplerden bir sebeptir. Ama burada dikkat ettiğimiz gibi zulüm olmadığı zamanda, öyle değil mi? Yani Müslümanlara karşı bir saldırı olmadığı zamanda sırf insanlar la ilahe illallah söylemedikleri için onlarla savaşmak nedir? Onlarla savaşmak İslam dininde meşrudur. Demek ki bu saydıklarımız nedir? Bu saydıklarımız saldırı cihadının, yani Müslümanlara talep cihadının, Müslümanlara karşı bir şey yokken, saldırı yokken de veyahut da bir savunma gereği yokken de Müslümanların başlangıç olarak müşriklere karşı saldırabileceğinin, müşriklerle savaşabileceğinin neydir? Delilidir. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Devam edelim. Devam et Emre. Savunma cihadının delilleri ise şunlardır. Ey iman edenler, toplu halde kafirler ile karşılaştığınız zaman onlara arkanızı dönmeyin. Size karşı savaş açanlara siz de Allah yoluna savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin çünkü Allah aşırıları sevmez. Kim size saldırırsa siz de ona misilleme olacak kadar saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah muttakiler ile beraberdir. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar. Bize tarafından bir sahip gönder. Bize katından bir yardımcı lütfet diye zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. Bu ayetlere sözü edilen savaş, Müslümanlara karşı savaş açan düşmanın saldırısına karşı koymak için yapılan savunma savaşıdır. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle der. Savunma savaşı, dine ve kutsallara saldıran düşmanı defetmenin en çetin şeklidir. İcma ile vaciptir. Dini ve dünyayı bozan saldırgan düşmanı defetmek, imandan sonra gelen en büyük vaciptir. Bu nedenle hiçbir şart yoktur ve imkan ölçüsünde herkese vaciptir. Bu nedir? Burada sayılan şeyler, burada sayılan ise deliller, savunma cihadının neyidir? Savunma cihadının delilleridir. Savunma cihadı dediğimiz nedir? Müslümanlara karşı bir zulüm, Müslümanlara karşı bir saldırı, Müslümanlara karşı bir istila, yani topraklarını ele geçirme çabası varsa Müslümanların bunlara karşı savaşma hakkı vardır. Bu savaşma hakkı nedir? Batılı, meşru haklarını yapmaktır. Def etmektir. Buna da ne diyoruz? Buna da cihadu def diyoruz. Bunun delili nedir? Bunun delili Allah Azze ve Celle'nin فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ Size biri itida ederse, sizin üzerinize gelirse, siz de ona karşı savaş açarsa, ona karşı size savaş açtığı kadar savaş açın. Ve ilk inen savaşın cihada izin veren ayet-i kerimede Hac suresinde ne diyordu Allah? Müslümanlara, yani kendilerine zulmedilenlere savaşmak için ne yapıldı? Savaşmak için izin verildi. Çünkü onlara ne yapılmıştır? Zulmedilmiştir. Yani Müslümanlara zulmedilme sebebi aynı zamanda ne oluyor?
Müslümanlara zulmedilmesi, onlara savaş için izin verilmesinin de neyi oluyor? Savaş için izin verilmesinin de bir gerekçesi oluyor. Yine burada ayet-i kerimede Tövbe suresinde, Nisa suresinden bir ayet getirmiş. Ayet-i kerimede ne diyor? Size ne oluyor da mustazaf kadınlar, çocuklar ve erkekler, yani bizi Rabbimiz bu halkı zalim olan beldeden çıkar diye dua ettikleri halde onlar için ne yapmıyorsunuz? Onlar için savaşmıyorsunuz diye. Biz tabi burada bunu anlatırken zaten bu illa şeriat olmamış olsaydı bile, yani şeriat bu konuda hüküm getirmemiş olsaydı bile, fıtrat ve akıl insana bir düşman saldırdığı zaman insanın kendini meşru olarak müdafaa etmesini ve o düşmanı kendinden def etmesinin gerekli olduğunu insana ne yapar? İnsana öğretir. Ama ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle insanın fıtratında yaratılmış olan, yani kişinin kendini savunma ihtiyacı ve kişinin aklıyla bulabileceği kişinin kendini savunma gereğini şeriatla ne yapmıştır? Tekit etmiştir ve ona şer'i bir hüküm, şer'i bir kisve kazandırmıştır. O da nedir? Bir Müslümanlara, işte kadın, erkek, çocuk fark etmez, saldırı yapıldığı zaman Müslümanların bu delillere bina olarak, burada zikredilen delillere binaen Müslümanların meşru olarak kendilerini ne yapmaları? Kendilerini savunma hakları söz konusudur. Şimdi İbn-i Teymiye'nin burada sözüne dikkat edelim. Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin fetvasına. Bu imandan sonra en büyük vaciptir diyor. Yani Müslümanların savunma. Yani bugün gerek işte Afganistan olsun, gerek Irak olsun, gerek Filistin olsun ve gerek dünyanın başka yerlerinde olsun. Müslümanlara veyahut da işte bizim yaşadığımız yerlerde olsun. Kafir Müslümanın toprağını istila etmiş midir? Etmiştir. Şeriatın ahkamını yürürlükten kaldırıp kendi ahkamını getirip Müslümanlara dayatmış mıdır? Dayatmıştır. Müslümanlarla kendisi arasında olan emanı bozup Müslümanları gece yaralarında, ondan sonra işte en mahrem yerlerine girerek Müslümanları esir etmişler midir? Etmişlerdir. O zaman bugün dünyanın her tarafında Müslümanların üzerine nedir? Müslümanların üzerine cihat farzdır. Ama bazı yerlerde Müslümanların imkanı vardır, cihat edebilirler. Bazı yerlerde Müslümanların imkanı yoktur. Daha şartlar oluşmamıştır. Müslümanlar ne yapmayabilirler? Müslümanlar cihat etmeyebilirler. Ama bu cihat edilmeyen ortamda da Müslümanların üzerine nedir? Müslümanların üzerine hazırlık yapmak, cihat için hazırlık içerisinde bulunmak, maddi ve manevi hazırlık Müslümanların üzerine nedir? Müslümanların üzerine farzdır. Çünkü ne demiştik? مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ Vacip olan bir şeyin ancak kendisiyle tamamlandığı her şey de Müslümanların üzerine vaciptir. Peki neden dolayı bir düşmanı istila etmek, saldırı yapan düşmanı def etmek imandan sonra en büyük vaciptir? Kim bunun cevabını verecek? Yani bu fetvanın gerekçesi nedir? Yani iman, bu çok ağır bir söz, öyle değil mi? İmandan sonra Müslümanların üzerine en büyük vacip saldırı yapan düşmanı def etmektir. Bu fetvanın gerekçesi ne? Bu saldırı. Bizim burada kastettiğimiz savunma cihadı. Düşman bir beldeye saldırdığı zaman, Müslümanlara itida ettiği zaman, Müslümanların onu def etmesi imandan sonra en büyük vaciptir. Şimdi dün okuduğumuz fıkıh dersinden yola çıkarak biri şöyle bir şey dese ki, kardeşim bu fetva yanlıştır. Kelime-i şehadetten, yani imandan sonra en büyük vacip insanların üzerine namazdır. Öyle değil mi? Ne demek işte efendim şeymiş? Nedir onun ismi? İmandan sonra en büyük vacip düşmanı def etmektir, saldırı yapan. Bu fetva yanlıştır dese biz doğru mu diyeceğiz, yanlış mı diyeceğiz bu söze? İman sonuçta saldırı, savunma yapılmazsa o imanın korunması için imkan ortadan kalkabilir. Hah. Bu engellemek için. Saldırının varlığı demek imanın ortadan kalkması demek. Öyle mi? İmandan sonra en büyük rükün nedir? Namazdır. Düşman saldırmış, memleketi istila etmiş, milleti esir almış. Millet nasıl namaz kılacak? Neyle namaz kılacak? Nereden namaz kılacak? Yani bizim Allah Azze ve Celle hakkıyla doğru düzgün ibadet edebilmemiz için bile düşmanın olmaması lazım. Yani bizim serbest olmamız lazım ki Allah Azze ve Celle doğru düzgün hakkıyla ne yapabilelim? İbadet edebilelim. Ayrıyeten şeriat demiştik neyi korumayla gelmiş? İslam şeriatı 5 şeyi korumakla mükelleftir. Öyle değil mi? İslam şeriatı hükümlerinde, emirlerinde ve nehilerinde, irşatlarında, yol göstermelerinde sürekli 5 şeyi muhafaza eder. 5 şeyin maslahatını korumaya çalışır ve 5 şeyden mefsedeti def etmeye çalışır. Nedir o 5 şey? Ne diyoruz o 5 şeye? Darurati hamse. Yani zarureti hamse diye Türkçesi. Darurati hamse. Darurati hamse nedir? Din, akıl, can, nesep, mal. Öyle değil mi? Din, can,
akıl, mal veyahut da nesep, bir de ne? Bir de mal. Şeriat bunları ne yapmakla gelmiştir? Bunları korumakla gelmiştir. Yani şeriatın bütün emirleri bu beş şeyi korumak ve bütün nehileri bu beş şeyden zararı def etmek için vardır. Öyle mi? Öyle. Peki düşman bir beldeye saldırdığı zaman insanları dininden döndürme tehlikesi var mı? Var. Öyle değil mi? Bugün mesela düşman burayı istila ettiği zaman cumhuriyeti kurmakla beraber işte hilafeti kaldırıp yerine işte küfür ahkamını getirdiği zaman bütün bir toplumu ne hale getirdi? Bütün bir toplumu küfür kanunlarıyla, küfrü benimsetilmeyle, psikolojik propagandalarla şu anda gördüğünüz toplumun bütün şirkinin temeli nereden geliyor? Cumhuriyetten geliyor, öyle değil mi? Cumhuriyetin varlığı ve cumhuriyetin kendi küfrünü insanlara bir şekilde ya dayatma yoluyla, ya işte eğitim yoluyla, ya psikolojik yöntemlerle, işte kitle iletişim araçlarını kullanmakla insanlara küfrü benimsetmesiyle, küfrü sevdirmesiyle, küfrü Diyanet Kurumu'yla din adı altında küfrü meşrulaştırmasıyla. Bak, düşmanın toprağı istila etmesiyle beraber bir toplumun küfre girmesi söz konusu oldu. Öyle değil mi? Nasıl ki hilafet varlığını, hilafet olduğu zaman, İslam hilafeti olduğu zaman, diyelim ki bugün İslam devleti dünyanın herhangi bir yerinde kuruldu. Ne yapar İslam devleti? İslam'ı, tevhidi ayakta tutmaya çalışır. Şirke giden bütün yolları izale etmeye çalışır. Öyle değil mi? İnsanların şirke götüren bütün kapıları eğitimle, eğitimle olmasa işte kitle iletişim araçlarını kullanarak, o da olmasa dayatmayla, zorla İslam'ın hadlerini uygulayarak insanları mürtetlikten veyahut da küfre gitmekten ne yapar? Alıkoyar. Aynı şekilde nasıl ki İslam devletinin bir itikadı vardır ve bu itikadını insanlara, insanların kalbinde, kafasında oturtur ve bu itikada muhalif olan şeyleri de elinden gelen bütün imkanlarla engeller. Aynı şekilde küfür sisteminin de bir itikadı vardır. Öyle değil mi? O itikadı insanlara benimsetir ve o itikattan insanları alıkoyan tüm şeyleri de elinden gelen bütün imkanlarla insanlarla onun arasına set oluşturur. Bak, kafir bir beldeye girdiği zaman bütün insanların diniyle oynama tehlikesi vardır. Öyle değil mi? Türkiye bunun en büyük örneğidir. Bugün eğer bu toplum şirk toplumuysa, cahiliye toplumuysa, bundaki en büyük etken nedir? Bundaki en büyük etken sistemin, küfür sistemi oluşudur. Öyle değil mi? Demek ki bak, düşman toprağı istila ettiği zaman, çünkü düşmanın içeriden olması veya dışarıdan olması fark etmez. Yani ha dışarıdan düşman gelmiş, bize saldırdı, ha Yunan başımıza geçmiş, ha içeriden kafir bir taife gelmiş, Müslümanlara saldırmış, getirmiş kendi küfrüne. İkisinin arasında fark var mıdır? Yoktur, değil mi? Vodka ile rakının arasında fark olur mu? Olmaz. İçki içkidir. Küfür de küfürdür. Küfürün yerlisiyle şeyi olmaz. İthali olmaz. Dışarıdan gelmişin olmaz. Olmaz. Bak ne oldu? Birinci mesele gitti. Din gitti. Kafir geldiği zaman insanlar, nedir onun ismi? İnsanlardan nesep kalır mı? Kalmaz. Çünkü küfür bir beldeye girdiği zaman, istila ettiği zaman Müslümanların namusu nedir? Müslümanların namusu ayaklar altındadır. Müslümanların malı kalır mı? Müslümanların malı kalmaz. Niye? Çünkü Müslümanların malı kafirlerin elinde talan olmuştur, gitmiştir. Öyle değil mi? Müslümanların canı kalır mı? Müslümanların canı kalmaz. Niye? Çünkü Müslümanların canları kafirlerin kılıçları altında yok olmuştur, gitmiştir. Düşmanın İslam beldesine, ister yerli düşmanın, ister ithal düşmanı, dışarıdan gelen düşmanın, İslam beldesine mücerret girmesi demek, zaten şeriatın korumakla geldiği bütün esasların ortadan kalkması demek otomatikmen. Ondan dolayı düşmanı def etmek nedir? Düşmanı def etmek aynı zamanda zarureti hamseyi korumanın bir gereğidir. Yani şeriatın kendisini koruduğu, bütün emirlerini ve nehilerini onun üzerine bina ettiği zarureti hamseyi, o beş tane zarureti aynı zamanda nedir? Korumadır. İşte bu yönüyle savunma cihadı imandan sonra nedir? İmandan sonraki en büyük nedir? İmandan sonraki en büyük vaciptir. Anlaşıldı mı? Ve ne diyor fetvada Şeyhülislam İbni Teymiye? Hiçbir şart yoktur. Yani düşman saldırı yaptığı zaman, düşman bir beldeye girdiği zaman şöyle yapalım, böyle yapalım yok. Eğer imkan da imkan dahilinde her insanın o anda üzerine cihad etmek nedir? Cihad etmek farzı aynıdır. Anlaşıldı mı? Anlaştı. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok. O zaman burada duruyoruz. Şimdi şu meseleye geçiyoruz. Diyoruz ki bir an önce bir şey söyledik. Dedi ki bir takım insanlar İslam'da cihat yoktur diye bir şey söyleyemezler. Söyleyebilirler mi bunu? Söyleyen niye bunu söyledikleri zaman 7'den 70'e herkes bunların zındık olduğunu bilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ahkamı en tafsilatlı anlatılan şey nedir? Ahkamı en tafsilatlı anlatılan şey cihattır. Namazın bile ahkamı bu kadar tafsilatlı anlatılmamıştır. Öyle değil mi? Sadece namazı kılın, namazı ikame edin, namaz kötülükten alıkoyar ve benzeri ayetler var. Ama cihada gelindiği zaman
Cihat böyle değildir. Allah Azze ve Celle cihadı, cihadın şekillerini, nasıl cihat yapılacağını değil mi Müslümanlara tafsilatlı bir şekilde anlatmıştır. Bunu nefy edemeyince bu defa ne yapıyorlar? Tağutlara yardakçılık olsun diye veyahut da bazı ülkelere, özellikle Amerika ve benzeri ülkelerin yardakçılığını yapabilmek için İslam'da saldırı cihadı vardır. İslam'da saldırı cihadı yoktur. İslam'da sadece savunma cihadı vardır. Öyle mi? Diyorlar. Peki savunma cihadını mı yapıyorlar mı bu belamlar? Savunma cihadını da yapmıyorlar. Ne yapıyorlar bu defa savunma cihadına gelince de işte veliül emrin izni olmadan savunma cihadı da yapılmaz diyorlar. Peki veliül emir kimdir? Veliül emir de tağutlardır. Peki tağutlar kimdir? Yani bugün İslam, önceden İslam beldesi olan beldeleri yöneten kafirlerdir. Peki bu kafirler zaten kimin yardakçılarıdır? Bunlar da bu belamların kendilerinden korkup fetva verdiği büyük devletlerin, büyük şeytanların yardakçıları olduğu için savunma cihadı da yapılmayacağına göre bu hileyle cihat mefhumu İslam ümmetinden ne yapılıyor? İslam ümmetinden tamamen kaldırılıyor. Ondan dolayı ne diyoruz? Bunların söyledikleri bu söz batıldır. Söylemiş oldukları bu söz aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de sübutu ve delaleti kat'i olan naslara muhalif olduğu için de sahibini küfre götüren şeylerdendir. Öyle değil mi? Çünkü bir şey Kur'an'da kat'i bir şekilde veyahut da sünnette kat'i bir şekilde sabit olmuşsa bunun inkarı veyahut da bunun nefi nedir? Bunun nefi insanı küfre götürür. Ama ondan sonra nedir? Ondan sonra artık bunu söyleyen insanın işte niyetidir, tevhili var mıdır yok mudur ona bakılır, o ayrı. Yani muayyen hükümden konuşmuyoruz. Şu anda biz genel olarak bu işin hükmünü zikrediyoruz. Bunun hükmü nedir? Bunun hükmü küfürdür. Niye? Çünkü kat'i bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de sabit olmuştur. Yani saldırı cihadının varlığı. Şimdi peki bu insanlar saldırı cihadını nefy ederken neye dayanıyorlar? Bunların bir takım dayanakları var elbet. Öyle değil mi? Hani insanların kafalarını karıştırmak için bunlar bir takım Kur'an'dan ve sünnetten kendilerince şüphe veyahut da insanların kafasını karıştıracak, şüphe oluşturacak naslar buluyorlar. Ve bu naslarla insanlara yaklaşıyorlar. Bunlardan bir tanesi ne? Bunlardan bir tanesi şu. Enfal suresindeki وَاِنْ جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de barışa ne yap? Sen de barışa yanaş ve Allah Azze ve Celle'ye ne yap? Ve Allah Azze ve Celle'ye tevekkül et diyorlar. Yine bunların delillerinden bir tanesi ne? Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte ne diyor? وَلَا تَتَمَنَّوْ لِقَاءَ الْعَدُوِّ Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Ne yapınız? وَسْأَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَ Allah'tan afiyet dileyiniz diyorlar. Bu hadis-i şerifi de delil. Yani nedir? İşte bak bu hadiste Peygamber düşmanla karşılaşmayı bize kesinlikle düşmanla karşılaşmamamızı istiyor, talep etmememizi istiyor diyorlar. Bu da saldırı cihadın olmadığını delilidir diyorlar. Ve üçüncü delilleri ne? La ikrahe fiddin. Dinde ne yoktur? Dinde zorlama yoktur diyorlar. Şimdi bunlara ne yapalım? Bunlara Allah izin verirse Allah'ın izin verdiği ölçüde tek tek delille cevap verelim. İlk olarak bizim söyleyeceğimiz şey nedir? Birinci sayfada yani 109. sayfada zikretmiş olduğumuz deliller ve bizim söylemiş olduğumuz iki tane delil cihadın saldırı cihadının meşruiyetine delildir. Buraya kadar bir sorun var mı? Buraya kadar bir sorun yok. Bunlar gösterdi ki İslam'da tek cihat savunma cihadı değildir. Saldırı cihadı da vardır. Bunların söylediği deliller. Bir, onlar barışa yanaşırlarsa Enfal suresinde sen de barışa yanaş ve Allah Azze ve Celle'ye tevekkül et. Bu nedir? Kim söyleyecek? Buna cevap verebilecek olan bir cevap vermek isteyen biri var mı buna? Yani İslam'a zarar vermeyen, İslam'a savaş açmamış müşriklerden barışa yanaşırlarsa sen de barışa yanaş. Olabilir. Bunu bir kenarda tutalım. Diyelim ki şimdi her insan Kur'an veya sünnetten bir nasıl getirip ortaya koyup bundan bu sonuç çıkar diyebilir. Değil mi? Ama biz insanların çıkardığı sonuçların doğru olup olmadığını anlamak için ne yaparız? Onu Resulullah aleyhissalatu vesselamın ve sahabenin anlayışına arz ederiz. Öyle değil mi? Eğer onlar da bu naslardan bunu anlamışlarsa sorun yok, doğrudur. Ama onlar bu naslardan bunu anlamamışlarsa, bilakis bunun tam zıddına hareket etmişlerse demek ki bu nasın anlaşılmasında bir problem var demektir. Öyle mi? Öyle. Peygamber ve sahabe gerçekten buna bakıp ha onlar barışa yanaşırlarsa sen de barışa yanaş, onun için kimseye saldırmayalım, yerimizde oturalım gibi bir anlayışa mı sahip oldular? Yoksa Peygamberimiz daha Bizans'a, dünyanın öbür ucuna saldırıp gidip Rumlarla savaş yaptı,
kendisinden sonra sahabe Farslara, Mecusilere, yani hiç kendileriyle alakası olmayan ta Endonezya'ya kadar gidip insanlarla savaşmaya mı gittiler? Hangisini yaptılar? Saldırı cihadını yaptılar, öyle değil mi? Yeryüzünün en uç köşesinde bile şirk varsa Müslümanlar gidip orada ne yaptılar? Gidip orada savaşmaya gittiler. Öyle mi? Öyle. Demek ki sahabe ve Müslümanlar bu nastan, Resulullah ve sahabe bu nastan bunu anlamadılar. Yani ha, demek ki ne yapalım o zaman, yerimizde oturalım, kimseye saldırmayalım. Biri bize saldırırsa biz ona saldıralım. O zaman bu nastan nasıl bu nasıl anlamamız lazım? Demek ki bu nasın özel bir durumu var. Öyle değil mi? Bu nasın özel bir durumu var. Kuvvet Müslümanlarda yokken, Müslümanlar güçsüzken veyahut da Müslümanlarda kuvvet var ama daha büyük bir maslahat var. Yani Müslümanlar o an savaşma değil de mesela ne gibi? Bu düşmana saldırırlarsa bu tarafta bir açık kapı oluşacak. Buradan müşrikler diğer taraftan Müslümanlara büyük bir saldırı yapabilirler. Böyle durumlarda Müslümanlar ne yapabilirler? Müslümanlar barışı seçebilirler. Kafirlerle barış yapabilirler. Ama hiçbir gerekçe yokken kafirlerle ne yapılamaz? Kafirlerle barış yapılamaz. Ama bir gerekçe varken, bir maslahat söz konusuyken, emir, Müslümanların önünde olan insan daha büyük bir maslahatı gördüğü zaman ne yapabilir? Barış yapabilir. Ayrıyeten barışın varlığını kabul etmek, saldırı cihadını nefyetmek hiç alaka var mı ikisinin arasında? Hiçbir şekilde alaka yok. Yani insan bazen barış da yapabilir. Ordu yorulmuştur. Öyle değil mi? O veyahut da hiçbir sebep yoktur. Müslümanlar biraz daha gelişmek için o andaki şartlara uygun görmemişlerdir. Müslümanlar barışa yanaşabilirler. Öyle değil mi? Ekonomik bir çıkar vardır işin içerisinde. Müslümanlar barışa yanaşabilirler. Sorun bunda yok. Nas var insanlar ama buna dayanıp saldırı cihadını nefyetmekte problem var. Anlaşılıyor değil mi? Yani barışın varlığını kabul etmek, Müslümanlar barış yapabilir kabul etmekte sorun yok. Bu nasla sabit olan, peygamberin uygulamasıyla sabit olan. Hudeybiye'de peygamberimiz barış yapmadı mı? Anlaşma yapmadı mı? Yaptı. Bunda bir problem yok. Problem nerede? Bu nasla dayanarak İslam'da saldırı cihadı yoktur demek zındıklığına. Bu zındıklığı dile getirmek. Problem ne? Problem burada. Hem bu nastan bu çıkmaz, hem de peygamber ve sahabe bu nasla bakıp da böyle bir şey anlamamışlar. Dünyanın ta öbür ucunu ordu hazırlayıp ne yapmışlar? Ordu hazırlayıp dünyanın öbür ucuna savaşmaya gitmişlerdir. Bu anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İkinci mesele ne dedik? وَلَا تَتَمَنَّوْ لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةِ Düşmanla karşılaşmayı talep etmeyiniz, Allah'tan afiyet dileyiniz. Bunu neye delil getiriyorlar? Diyorlar ki bak burada ne peygamberimiz düşmanla karşılaşmayın diyor. O zaman demek ki nedir? O zaman demek ki saldırı cihadı yoktur. Alakası var mı? Bu savunma cihadını da şey yapar. Öyle değil mi? Eğer bu hadisi delil olarak, böyle umumi bir delil olarak alırsak, bu aynı zamanda savunma cihadını da şey yapar. Savunma cihadına, hadi biz de bir hadis söyleyelim o zaman. Diyelim ki, مَنْ لَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّسْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ اِهْ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّ Başka bir rivayette, مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَقِ Kim savaşmazsa, nefsinden de savaşmayı geçirmezse o insan nifak üzere ölmüştür veya cahiliye ölümü üzere ölmüştür. Ne yapacağız şimdi? İki tane hadisi karşı karşıya koyalım. Ehli sünnetin menhecini anlatırken ne demiştik? Ehli sünnetin menheci bir konuyu konuşurken veya bir konuyu araştırırken konuyla alakalı bütün delilleri bir araya toplarlar. Bu kimin menheciydi? Fırkay-ı Naciye'nin, Taifetül Mansure'nin. Peki bidat ehlinin menheci neydi? Bir hadise yapışırlar konuyla alakalı, kalan bütün hadisleri de ne yaparlar? Bütün hadisleri ve ayetleri de görmemezlikten gelirler. Tabi doğal olarak bu onları nereye götürür? Nakıs ve yanlış bir sonuca götürür. Öyle mi? Öyle. Biz ne diyeceğiz burada? وَلَا تَتَمَنَّوْ لِقَاءَ الْعَدُوُ Tam bunun zıddına hadisler de var. Öyle mi? Kim savaşmazsa, savaşmayı da nefsinden savaşmak nedir? Düşmanla karşılaşmaktır zaten. Öyle değil mi? Bu nifak üzere ne yapmıştır? Nifak üzere ölmüştür. Hakeza çevirelim sayfayı, 113. sayfayı açalım. Kim okuyordu en son? En başındaki hadisi oku. Sayfa 112'nin sonundan. Resulullah şöyle buyurdu de oku. 112'nin en sonundan, son satır. Son satır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Nadir'in düşmanla karşılaşma istemesi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona karşı çıkmamasıdır. Buhari Müslim Enes bin Malik'ten Tane tane okusana, yavaş yavaş oku, biraz da sesini yükselt. Buhari ve Müslim Enes bin Malik'ten radıyallahu anhu bunu şöyle rivayet eder. Amcam Enes bin Nadir Bedir savaşına katılmadı. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme
Ey Allah'ın Resulü, müşrikler ile yaptığınız ilk savaşta bulunamadım. Yavaş oku. Müşrikler ile yaptığınız ilk savaşta bulunamadım. Hı. Allah bana müşriklerle savaşmayı nasip ederse onlara karşı nasıl savaşacağımı görecektir, dedi. Uhud günü olup Müslümanlar dağıldığında Allah'ım bunların yaptıkları için senden af dilerim. Kendi arkadaşlarını kastetmektedir. Ve bunların yaptıklarından da beriyim, dedi. Ve ilerledi. Karşısındaki Sa'd bin Muaz çıktı karşısına. Yavaş oku, sakin oku. Karşısına Sa'd bin Muaz çıktı. Ona ey Sa'd, Nadir'in Rabbine yemin olsun ki cennetin kokusunu Uhud dağının ötesinden alıyorum, dedi. Sadır der ki, Sa'd dedi ki, ey Allah'ın Resulü, onun yaptığını yapmaya gücüm yetmedi. Enes der ki, onda kılıç, mızrak ve ok yarası olarak 80 küsür yara bulduk. Öldürülmüş ve müşrikler vücudunu parçalamışlardı. Onu sadece kız kardeşi parmağından tanıyabildi. Şu ayetin onun ve benzeri hakkında indiği düşünüyorduk. Şu ayetin onun ve benzerleri hakkında indiğini düşünüyorduk. Müminlerin içinde Allah'a verdikleri söze duran nice yerler vardır. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde ahitlerini değiştirmemişlerdir. Devam et. Bu değerli sahabe düşmanla karşılaşmayı arzu etmiş ve Allah-u Teala'ya verdiği sözü yerine getirmiştir. Bu da düşmanla karşılaşmayı temenni etmenin yasaklanmasının sadece kötü olan kendini beğenme ve övünme ile ilgili durumlar için olduğunu söylemektedir. Evet, tamam. Şimdi Peygamberimiz hadis-i şerifte diyor ki düşmanla karşılaşmayı arzulamayın. Öyle mi? Enes İbn-i Nadir Peygamberimizin yanına geliyor. Diyor ki ya Resulallah, ben ilk savaşa katılamadım. Eğer Allah nasip ederse bir daha müşriklerle karşılaşırsak sen benim onlara neler yapacağımı göreceksin. Yani düşmanla karşılaşmayı ne yapıyor burada? Arzu ediyor. Peygamber onu nehyediyor mu? Etmiyor. Hiçbir şey demiyor, öyle değil mi? Hiç sesini çıkarıyor mu ona? Çıkarmıyor. Hakeza savaşmaya gidildiği zaman Peygamberimiz cenneti anlattığında, cennetin nimetlerini anlattığında, kendini ordunun arasına atan, safların arasına karışan, müşriklere saldıran mücahitleri, sahabeleri Peygamberimiz nehyediyor mu? Etmiyor. Etmiyorsa demek ki buradaki nehyin özel bir yeri vardır. Öyle değil mi? Düşmanla karşılaşmayınız diyen de Peygamber, düşmanla karşılaşmayı talep eden insanları bundan alıkoymayan da kim? Alıkoymayan da Peygamber. Demek ki bu düşmanla karşılaşmayı istemeyiniz sözünden kasıt ne? Kişinin kendine güvenerek, kibirlenerek, kendi gücüne, kuvvetine dayanarak düşmanla karşılaşmayı talep nedir? Talep etmesidir. Veyahut da nedir? Veyahut da kişinin inşallah demeden, neticeyi Allah'a bırakmadan düşmanla karşılaşmayı ne yapmasıdır? Düşmanla karşılaşmayı talep etmesidir. Öyle değil mi? Çünkü Peygamberimiz düşmanla karşılaşmayı talep eden sahabelere sesini ne yapmamıştır? Sesini çıkarmamıştır. O zaman buradaki düşmanla karşılaşmaktaki özel bir ne vardır? Özel bir durum, özel bir mesele üzerine söylemiştir. Ki zaten Hafız İbni Hacer, İmam Nevevi vesaire alimler bu hadisi şerh ettikleri zaman da ne yapmışlardır? Bu noktaya dikkat çekmişlerdir. Hakeza hadisin kendisi de zaten bu anlayışa reddiye verir. Hadisin devamında Peygamberimiz ne diyor? Onlarla karşılaştığınız zaman bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Onlar karşılaştığınız zaman bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Yani bu nedir? Başlı başına insanları bir cihada ne yapmaktır? Teşvik etmektir. Cennet kılıçların altındadır ne demek? Kılıçlar ancak birbiriyle karşılaştığı zaman cennet onların altında olur. Zaten kitabın içerisinde de bu tafsilat nedir? Zaten kitabın içerisinde de bu tafsilat söz konusudur. Ondan dolayı ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz ki bu hadis yanlış anlaşılmış bir hadistir. Diğer hadislerden bağımsız, tek başına koparılmış ve bidat ehlinin menheci üzerine anlaşılmış bir hadistir. Hem başka hadisler, hem Peygamberin uygulaması, hem de bu hadis kendi içinde zaten bu hadisin böyle anlaşılmaması gerektiğinin neyidir? Delilidir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Üçüncü delilleri nedir dedik bunların? Dinde zorlama yoktur. La ikrahe fiddini. Dinde zorlama yoktur. Peki bunun konuyla bir alakası var mı? Yani dinde zorlama yoktur, ondan dolayı saldırı cihadı yapmayalım. Konuyla bir alakası var mı? Önce ayet-i kerimeyi tahlil edelim. Ayet-i kerime neden bahsediyor? Yani dinde zorlama yoktur derken ayet-i kerimeden kastedilen şey ne? Çünkü bir ayetin nüzul sebebini bilmek o ayetin doğru anlaşılması için gerekli malzemelerden biridir. Öyle değil mi? Bir ayetin nüzul sebebini bilmek o ayetin doğru anlaşılması için
gerekli olan sebeplerden bir ta nesidir. Bu ayet kimin için inmiştir? Kafirler için. Bu ayetin nüzul sebebini kim söyleyecek? Yahudi şeyler, Mekke'deki ensar daha önceden çocuklarını yaşamadıkları için Yahudilere veriyorlardı. Daha yaşaması için. Daha sonra o çocuklar geri gelmediler ve Yahudilik din üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları sürgüne gönderirken beraber çıktılar. Aileler de çocukları geri almak istediler. Geri almak istediler. Allah azze ve celle bu ne yaptı? Bu ayet-i kerimeyi indirdi. Bu bir sebep. Başka? Bir tane sahabenin iki tane çocuğu Hristiyanlaşıyor. Gelen Hristiyanlar Hristiyanlığı anlatıyorlar. Bunlar da Hristiyanlaşıyorlar. O da peygamberimize git onları geri, yani yola, adam gönder. Onlar Hristiyanlarla beraber Şam'a gidiyorlar. Git onları geri, yani geri getir diyor. Bu ayet-i kerime dinde zorlama yoktur. Yani adam gitmiş ne yapmış? Adam onlarla bir kere gitmiş artık. Bir daha gidip onları geri getirmenin bir anlamı yok. Bazı alimler ne diyorlar? Bazı alimler de diyorlar ki bu ayet-i kerimenin hükmü nedir? Bu ayet-i kerimenin hükmü mensuhtur. Neyle mensuhtur? Bu ayet-i kerimenin hükmü müşriklerle haram aylar çıktığı zaman onları yakaladığınız yerde onlarla savaşın, onları yakaladığınız yerde onları öldürün ayet-i kerimesi nedir? Bu ayet-i kerimeyi nesk etmiştir. Nasıl ki Mekke'de birçok ayette onlara karşı sabredin, onlara karşı hani musamahakar olun ayetlerini Tövbe suresine inen cihat ayetlerini nesk ettiyse bu ayeti de ne yapmıştır? Bu ayeti de nesk etmiştir diyorlar. Bazı alimler de diyorlar ki bu ehli kitaba has olan bir ayettir. Yani niye? Çünkü Peygamberimiz ehli kitabı Müslüman olmaya zorlamamıştır. Onlardan cizye almıştır. Ama Arap müşriklerini İslam'a girmeye ne yapmıştır? İslam'a girmeye zorlamıştır. La ilahe illallah deyinceye kadar onlarla ne yapmıştır? Onlarla savaşmıştır diyorlar. Her halükarda. Yani nüzul sebebi ister bunlardan biridir diyelim. İster bunların hepsi bunun nüzul sebebine dahildir diyelim. Konuyla ayet-i kerimenin bunların delil getirdiği yönle ayet-i kerimenin hiçbir alakası söz konusu değildir. Biz insanlara saldırsak bile biz onları Müslüman olmaya ne yapmayız? Biz onları Müslüman olmaya zorlamayız. Kişiye Müslüman ol diye teklif etmek ayrı bir şeydir. Kılıcı adamın boğazına dayayıp illa Müslüman olacaksın demek apayrı bir şeydir. Biz bir yere gittiğimiz zaman onları üç şeye çağırırız. Ya deriz gelin Müslüman olun, ya deriz cizye verin veyahut da ne yapın? Veyahut da biz size savaşırız. Anlatabiliyor muyum? Yani ya savaşırsınız ya sizi öldürürüz demiyoruz biz. Biz sizinle savaş, belki de siz bizi öldürürsünüz. Öyle değil mi? Herkes babasının oğlu. Yani biz illa adama savaş açtık diye savaşı biz kazanacağız diye bir kaide var mı? Yok. Öyle değil mi? Herkes babasının oğlu. Kimin kime gücü yettiyse. Ondan dolayı bir insana savaş açmak öyle değil mi? O insanı İslam üzere zorlamak demek değildir. Bizim insanların müşrik olmasıyla bizim bir sorunumuz yok. Bizi ilgilendiren ne? Yeryüzünde şirkin otoritesinin kalmaması. Öyle değil mi? Yeryüzünde şirkin hakimiyetinin kalmaması. İnsanlar kafir olarak da Müslümanların egemenliği altında ne yapabilirler? Müslümanların egemenliği altında yaşayabilirler. Öyle değil mi? Müslümanlar güç Müslümanların, hakimiyet Müslümanların olduğu yerlerde insanlar ne yapabilirler? İnsanlar yaşayabilirler. Anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı la ikraha fiddin. Velev bu nüzul sebeplerinden birini alalım. Veyahut da genel olarak ayet hakkında konuşalım. Ayetin bu zındıkların delil aldığı şekliyle neyi yoktur? Hiçbir şekilde alakası söz konusu değildir. Niye? Çünkü biz kimseyi zaten ya Müslüman olacaksın ya seni öldüreceğiz diye ne yapmıyoruz? Ya seni öldüreceğiz diye zorlamıyoruz. Biz diyoruz ki diliyorsan Müslüman ol, Müslüman olmazsan da biz seninle savaşırız. Anlatabiliyor muyum? Savaşmak ayrı bir şeydir. Savaşı da biz ne için yapıyoruz? Adam Müslüman olmasını istiyoruz ama asıl gaye nedir? Yeryüzünde şirkin kalmaması. Öyle değil mi? Yeryüzünde şirkin kalmaması ve otoritenin Allah Azze ve Celle'nin dinine ait olmasıdır. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Soru sormak isteyen var mı? Soru sormak isteyen yok. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ